Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle güzellikler dileyerek enerjinizi full pozitif bir şekilde inşallah gönlünüzden geçirdiğiniz güzellikler neyse gerçekleşsin niyetleri dinleyebilirsiniz. Ben tabii ki de kolektifin ve bütünün hayrını olsun diyerek pozitif enerjilerle kapatıyorum arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra şöyle gördüklerimi size gösteriyor olacağım. Enerji olarak aldığım bir haber beklentiniz var ve bu haber beklentisiyle alakalı da eli kulağında açıkçası şey gibi diyebiliriz burada. Acaba olacak mı olmayacak mı, gelecek mi bu haber, gelmeyecek mi, olumlu mu sonuçlanır, pozitif mi değil mi? Hani bir şekilde böyle eli kulağında enerjisi var. Hani biraz sabırsızlık var bu konuyla alakalı aslında. Demektir ki bir süredir bekliyorsunuz besbelli. Acaba olur mu olmaz mı? Şimdi yüreğinde savaştığın olumsuz tarafların var. Niye olumları duymuyorsun? Aslında olumlu olabilecek bir sürü sebebin varken nedir seni olumsuzluğa iten? Tabii ki de bilemem, tecrübelerindir hani neticede. Ama aslında günün sonunda, daha doğrusu şimdi beklediğiniz bir zaman varmış gibi çıkmış. Bu zamanla alakalı da şöyle söyleyeceğim size. Bu zamanı şöyle değerlendirin. Bir kere gerçekten olumsuz olma ihtimalinin olduğu kadar olumlu olma ihtimalinin de olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, belirsizlikler var çünkü bir kişiye asla güvenmiyor. Yani diyorsunuz ki benim işim bozarsa bu bozar. Kimden olumsuz bir bozarsa bu bozar dediğiniz bir durum var, onu bilemiyorum ama çok da olumsuzluklar sizi bekler diyemiyorum. Zaten aldığınız haberlerde bu minvalde aslında hayırlı olduğu yönünde de siz bir heyecanla bakın arkadaşlar. Aynanızla bugününüz çok aynı. Yani aslında ben o yüzden aynadan başlıyorum her zaman. Acaba aynanızda ne görüyorsunuzla başlıyorum. Peki gerçekteyim şimdi, yüzünüzdeyim yani. Az önce ayna kısmına baktık. Şimdi zaten geçtiğimiz süreçler aldığınız olumlu haberleri de getirmiş. Çok da olumsuz bir şey diyemem ya burada. Sadece tabii belirsizlikler sizi çok yormuş, bu bir. Hanenizde iki kişi kafa kafaya vermiş konuşmaktasınız. Destekleyeniniz var, bu iki. Anne destekler, baba destekler, eş destekler, ona hayır demem. Çekik gözlü bir insan var burada. Şimdi bu çekik gözlü insanın buradaki enerjisi şu. Haset bir çekik gözlülük bu arkadaşlar ama. Bayağı fesatlık var yani. Hani sanki siz işte korktuğunuz kişi tam da bu kişi mi acaba? Hani sanki kaygılandığınız kişi bu belki de. Yani onun yüzünden olmazsa olmaz dediğiniz bir şeymiş gibi çıkmış. Ve var ya, sadece 10 gününüz kalmış maşallah. Yani aslında bu kaygı duyduğunuz kişi, kaygılandığınız durum, her neyse aslında gerçekten Şimdi şöyle bir şey var. İpler, ipe bağlı bir ip. İpin gerilmesi, incelmiş bir ip. Yani sizin zaten aranızdaki incelmiş olan ipin den korkuyorsunuz. İnceldiği yerden koparsa ben bu işi tamamlayamazsam diye. Ama yok, baya aslında hani hiç beklemiyorsunuz. Belki yine bir kalleşlik var bu işin içinde. Bir beklentiniz var açıkçası. Ama çok net bir şekilde de şeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki düzeniniz, sonucunuz ve karşılığını belirsizliklerinize, karşı tarafa güvenmemenize rağmen kesinlikle 10 gün sonrasında atılacak imza derim.
Her zamanki gibi işte bu kimisine göre değişiyor. Yani burada atılacak olan imzayı lütfen herkes illa boşanmak mı, mahkeme mi, nasıl yani falan filan demeyin. Sonuçta burada bir resmi devlete bağlı olabilir. Haksızlığa uğradığınız için hakkaniyeti simgelediğinden görebilirim bazen. O yüzden burada şey hali var yani. 10 gün sonra bu imza süreciyle ilgili delillerinizi toplarsınız. Yani ben imzayı asıl 10 gün sonra başlatacağınızı görüyorum. Anlatabildim mi? Yani burada bir imzayı görüyorum ama mesela 10 gün içerisinde konuşmalar, sonuçlar, deliller, neyse ne gerekiyorsa, sanki evrakları hazırla da getir demişler de sen de evrakları hazırlıyorsun ve gidip götürüp artık imzanı atarak, ben burada bu arada çift görüyorum. Bu çifti de ben karı koca derim ama işte sevgilisi olmayanlar var. Ah be Buket Hanım, biz ne zaman kısmetimize karşılaşacağız diyenler de var. Ben burada derim ki mesela Eylül sonu sizin kısmetiniz var arkadaşlar derim. Bunu dediğim zaman bana yaşça büyüklerim yani aslında. Bana bazen şey diyorum ya Buket, ben zaten yavrum hani yok o taraklarda bezimiz. Ya nasip, yalnızlık Allah'a mahsus arkadaşlar. Hani sen yalnızsan bile evladının müjdesini duyarsın, torununun haberini gelir. Bir şekilde ben burada bir çift enerjisi alıyorum, alınca da söylüyorum. Şimdi gelelim Ekim ayına. Aslında Eylül sonundaki elde ettiğin delillerse de, işte ne diyelim onu, kanıtlayacağın şeylerse de, aslında burada çok net bir şekilde artık bitirmiş, işte imza sürecini başlatmışsın. Yani artık mahkeme ise mahkeme, süreç bekleniyorsa süreç beklenecek. Hani burada bir kesinlik var yani. Şimdi şöyle bir şey var. Her şeyden önce bir kere attığınız imza ile alakalı, atılan imza ile alakalı. Şöyle bir şey söylemek isterim. Gerçekten 3 kişisiniz. Ama arkadaşlar ikisi çok aynı tarafta bunların. Yani ablalarınız, abileriniz de ikisi aynı fikirde, net. Fakat siz tek olsanız dahi ipe dizilmişsiniz şeklinde görünüyor. Yani iplerin kopacağı zaman dilimi belli olmuş Ekim sonu. Sen diyor asıl hani mahkeme ya da hakkını aldığın zaman Ekim sonunda alınca asıl bağlarını gör, o zaman daha çok kopacak. Çünkü bu ikisi birlik olmuş. Sana senin hayat felsefene, düşüncene tersler her şekilde. Şimdi sen hakkını alırsın da Ekim sonu alırsın. Mahkeme varsa Ekim sonuna kalır. Kaldı mı? Sonuçlar nasıl olur? Temiz olur. Çünkü hani böyle bir ertelenince bir heveslenmişler ikisi. Yani bir şeyin işte uzaması onları mutlu etmiş. Sanki onların haklı olduğu anlamına geliyormuş gibi oluyor çünkü uzadığında. Fakat sonuç sizin lehinize, yani sizin istediğiniz şekilde olunca da bunlar bu sefer rencide oluyorlar daha fazla. İki kişiyle savaşınız var sizin burada. İster buna akraba deyin, ister kardeş, ister iki konu. Şimdi bazen iki konu da olabilir elbette ki, mesela neden olmasın ki? Çünkü yakın yakınılar. Ya aynı tarihlerde bekleyeceğiniz iki konudan gelecek haberiniz var. Ya da zaten bizzat iki kişiden aslında haber bekleniyor gibi bir durum var. Ve bir trene binmişsiniz gibi duruyor. Aslında işte burada taraf mevzusuz çıkacak ortaya. Yani senin o iki kişi birlik olup da haksızlığa uğradığın ispatlanınca rencide olacaklar ya. Hani böyle sizin seni destekleyen bir ekibin karşısında mahcup düşüşleri çıkmış. Baya. Baya mahcuplar gibi görünüyor yani. Burada neyi kazanırsın bilmiyorum ama vicdanen çok huzurlusun.
Yani senin burada evet bir kazancın var ama bunu Allah hak katında da yani. Birincisi, şunu söylemek istiyorum. Bir dileğim var senin ama işle ilgili. Sen kendine iş kurmak mı istiyorsun? Kendi iş yerinde şunu mu yapmak istiyorsun? İş yerine kendini işle ilgili dilek çekmiş çünkü de ondan işle başladım. Bir dileğin işle ilgili olduğunu görüyorum daha doğrusu. Şimdi işle ilgili olan dilekten başlayacağım. Nitekim senin burada bir kalabalık içerisinde ellerini açmış olduğunu görüyorum. Bir adak dilemişsin. Hani işte KPSS'yi kazanayım, işte şuraya atanayım, ne bileyim burada müdür olabileyim. Yani kendimi kanıtlayayım da kalıcı kalayım personel olarak. Hani bir şekilde bir dua halinde olduğum bir çalışma hayatının varlığı çıkmış. Haricinde aile içerisine baktığım zaman da senin bir de bu işle ilgili duaların gerçekleştikten hele sonrası bir de yani. Hani zaten kendini kanıtlamıştın, iki kişiye karşıydı bir şekilde bu mücadele etmiştin ya. Şimdi bir de üstüne kesinlikle şey hali var. Bir kere arkadaşlar çok konuşan var birisi. Bir tanesi özellikle çok. Yalnız mikser gibi çıkmış. Kadın bu. Şöyle tarif edeyim. Kafasını uzattığı yer karışıyor. Hani o yüzden bu kişiden oldukça uzak duruyorsunuz. Fakat bu işle ilgili olan bu süreçte şey hali var çünkü arkadaşlar. Siz bir şey teslim alınca iş yeriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir rahatlama olunca size bakıp sonra şeye baktığını görüyorum işte. Gittiği yerlere bu bilgileri taşıdığını görüyorum. Yani Türkçesi senden bilgi alır, bir de şeye devam eder gibi düşünebilirsiniz. Hani işte dedikoduya ve dağıtmaya. Postacı baya baya haberleri ondan alırsın. Sülalede olanları ondan duyarsın falan gibi birisi bu arada. Sadece mikser gibi çıkmış ama sizin zararı var mı? Sadece anlatır ve sen buna hazırlıklısın. Anlattığı şeyde senin normalde ben 3 lira maaş alıyorum demezsin ya. Ama o böyle anlatır böyle 3 lira maaş alıyormuş, 3 lira maaş alıyormuş. Hani o yüzden çok seni utandıracak ya da abartılı bir durum yok ama sen normalde 3 lira maaş aldığını çekinirsin söylemeye yani hani. İnsan iyi bir maaş aldığında bilinsin, duyulsun ya da niye durup durup sen söylesin ki yani biliyor musun ben asgari ücretin 8 katı alıyorum falan niye diyesin ki böyle bir şey değil mi? İşte bu derema bu dağıtmış. Başka da bir sıkıntı olmaz. Evlilik evinizin haricinde bakıyorum şimdi yüreğinizin ortasına yok. Bu insanın bunu dağıtması sizin için çok egzem yani ekstrem bir durum değil yani. Şimdi evlilik evinize baktığımda da gözler görüyorum arkadaşlar. Bunlar kem tabii ki de. Hani ne olursa olsun kaç yaşındasın? Yeni evlendin. Vay 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 vay. İnsan da 40'ında evlenir mi? Kaçta evlenir efendim? Sen söyle ben 10 saatte evleneyim. Böyle bir şey yok. O yüzden insan işte evlenip boşanır mı? Yani ne yapayım? Hani anlatabiliyor muyum? Böyle cevabı çok saçma. Öyle bir durum var yani. 8 tane çocuk yapılır mı? 10 mu olsaydı? 1 miydi sana göresi? Hani biraz karşı tarafın kendi gerek düşüncesine gerek isteğine bağlı dedikodularınız var evliliğinizde. Hani tam sana ne demelik. O yüzden arkadaşlar sana ne deyin geçin gerçekten. Yoksa olanın olduğu gibi devam edip sadece milletin hangi ortamda olursan olsun millet konuşuyor bilgin olsunlu bir yorum var orada. Evliliğiniz devam eder, ilişkiniz devam eder, boşanmışsınızdır, tek başınıza devam edersiniz. Öyle aşklı bir durumdan ziyade milletin ağzına sana ne ki
dedirtesi görseller var. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi iş yeriyle alakalı. Evet, bir kadından destek, kadının duaları, kadının elinin değmesi. Şu kart da çıkmıştı. Parasal bir haber kadından geliyor. Senin önüne bakarsın diyebiliriz. Evet, ailece yüreğin ortasından gelecekten ümitlisin dediğimiz bir kart var. Yani süreç doğru ilerliyor demektir bu. Dengeyi kurduğun da bir evlilik var. Yani millete sana ne deyiver de hiç bas git yani. Başka orada başka türlü kendi isteklerini el aleme göre yaşayamazsın. Ve el alemi de hiçbir zaman mutlu edemeyeceksin hepsini aynı anda. O yüzden sen burada dengeyi koru, kolla, hayatına devam et. Aslında burada mottom bu olmalı diyor. Hayat mottonuzun bu olması gerektiğiyle alakalı bir durum. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabahları ve akşamları bakımlarıma sizin sayenizde, sizin enerjinizle devam edebilmekteyim. Gerçekten şunu söylemek isterim. İlahi adaleti teslim edin. Size yapılanlar vardır elbette ki. Belki bugünkü sınavınız tam da o size yapılanlarla ilgilidir. O yüzden bunun bir sınav olduğunu unutmayın. Karşı tarafa beddua ederek de kendi enerjinizi negatifle doldurmayın. Sağlığımız el verdikçe bugünkü sıkıntıların da üstesinden elbette ki geliyor olacağız diyorum. O yüzden umudunuzu yitirmeyin ki depresyona girmeyin diyorum. Varsa hastalarımız bolca şifalar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın diyorum.